Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çağrı işaretim Tango Alfa 1 Eko Victor ve ben eski bir telsiz zabitiyim. Bugün size telsiz dışında farklı bir konu. Bütün belediye başkanlarına veya da yöneticilere bir telsizci olarak ya da bir mucit değilim veya da düşünce paylaşıcı olarak bir fikirle karşınıza geldi. Bu fikir nereden doğdu? Biz gemilerde çalışırken ilk benim dikkatimi çeken gemide tuvaletlere akan suyun tuzlu su olması, deniz suyu olmasıydı. Bu tuzlu su olması bize bir zararı olmadı. Yani çafçaf suyundan tutun, hani taharetlik veyahut da tuvalette bastığımız suyu diyelim. Hani tuvaletin gitme suyu, giderine bastığımız su. Hatta üstünde bas marka, yani markası bile bastı. Biz de basıyorduk. Açıkçası onu açtığımızda bizim işte tuvalette yaptığımız şeyler denize gidiyordu. Yani ya da geminin tankına gidiyordu. Öyle ama bu tabii ki kilistin bir takım valfler vardır. Belli zamanlarda açılır. Deniz, okyanusta filan şey yapılır. Şimdi aynı projenin peki neden bunu yapıyorduk? Onu da size söyleyeyim. Tatlı su gemilerde azdır. Daha sonraki gemilerde çalıştığım büyük gemilerde Eoprator, onlarda tatlı su vardı ama küçük gemilerde genellikle tuzlu suyla taharetlenip çeşmeden de içme suyunu içebiliyorduk. Yani içine de hipoklorit bildiğimiz çamaşır suyu konulur o tankın ki mikrop kırsın diye. O da çok büyük bir şey değil. Yani işte bir çay bardağı dökülür. Hem geminin pası tankta, yani karadaki insanlar yokluğu bilmedikleri için paslı suyu içtiğimizi bilemezler. Ne yaparsak yapalım, denizdeki tek tatlı su o. Hani bidonla su almak filan, yani onu da almışlığımız var limanlarda ama ne yapalım? Tanklarda o suyu içiyorduk. Ama asıl benim size bahsetmek istediğim gemilerdeki tuzlu suyu denize basıldığı. Şimdi bu tuzlu su projesi aslında İstanbul için uygun. Ankara'da nehir var, Porsuk, birkaç tane nehir var. Bu bölgelerde, ben yani demiyorum ki iç bölgelerde ama en azından sahil bölümünde ya da denize yakın o bütün büyük şehirler, Antalya olsun, işte büyük şehirlerin hemen hepsinde nüfus yoğunluğu çok fazladır. Ve tabii ki bu nüfus yoğunluğu çok fazla olduğu için su tüketimi de en fazla nüfus yoğunluğunun olduğu yerler. İSKİ gibi, yani İstanbul gibi büyük şehirlerde gelecekte su sıkıntısı olacak arkadaşlar. Yani gitgide nüfus artıyor ve kuraklık başlıyor. Biz bunu yetiştiremeyeceğiz. Yetiştiremeyeceklerini zannediyorum. Yani bu şu anda yağmurlar yağıyor, her şey oluyor ama gelecekte bir kuraklık söz konusu. Bütün dünya bir tatlı su peşinde. Güney Afrika'da susuzluk başladı. Su artık adamlar deniz suyunu kurutarak su elde etmeye başladılar. Ve kurutunca çok maliyeti çok yüksek değil. Onu da öğrendik. Güney Afrika'da sıkıntı olan şu. Tuzu nereye atacağız? Ve Güney Afrika'da da bunun tuzda yetişen bitkiler yetiştirerek onlardan yemiş elde etme veya tuzda yetişen tuz, yani onları yapmaya başladılar. Adamlar yani Kızıldeniz'de yetişen bitki, plankton tiplerini karada yetiştirmeye başlayıp son tuzlu suyu da o şekilde faydalanarak bir şekle varmaya başladılar. Korkunç bir kuraklık var Güney Afrika'da. Ve bu oldu. Bu İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Antalya'da olmayacak diye bir, yani önümüz deniz suyu kaynıyor ama susuzluk çekmek gibi bir şey. Peki neler yapabiliriz diye, bu benim bir projem, kendi düşüncem bu. Naçizane, yani isteyen değerlendir, isteyen değerlendir. Ama bir gün bir telsiz zabiti bunu demişti dersiniz bana. Dersiniz. İşte o telsiz zabiti, onun için benim girişte hep çağrı işaretim ve size eski telsiz zabiti demem. Bundan kaynaklı bir emme basma tulumba değilim. Şimdi bu deniz suyunu bir
Sistem alacak, filtreleyecek. Yani yosun mosun girmesin şeklinde. Bütün evlere bir boru hattı döşenecek arkadaşlar. Ve bu boru hattı yeni bir paraya mal olacak. Yani yeni bir para, yani diyeceğim her eve yeni bir tesisat, tuzlu su tesisatı. Bu tesisat da klozetlere girecek. Diyeceksiniz zor. Doğalgazı nasıl çektik? Doğalgaz tesisatını nasıl çektik? Eski evlere de çektik, yeni evlere de çektik. Bir boru hattı tuvaletlere çekmek zor değil. Belediyeler bunu proje olarak sunacak, Ar-Ge araştırmasını yapacaklar ve tuzlu suyu tuvaletlere ve bu tuzlu su ilk etapta ücretsiz. Yani içerideki tesisatı gidin kendi ücretli yapacak kişi ve o su kapının önüne gelecek. Burada tuzlu su vardır. Ya da çok düşük. Ya da şu olacak. Tatlı su diyelim ki 1 metreküpü 20 liraysa bunun metreküpü 1 TL olsun. Ki insanları tuzlu suyla taharetlenmeye demeyeyim de tuzlu suyu insanlara teşvik edelim ki bizim tatlı suyumuz gitmesin. Şimdi İstanbul, yani yabancılarla, Suriyeli olsun, Afgan olsun, Rus olsun, artık kim çeşidiyle insanlar çok farklı bir nüfusa sahibiz. Artık 20 milyona yakın bir nüfus. Hani ben görünen nüfus 15 milyon, 16 milyon, görünmeyen de 5 milyon var. Ve bu insanlar tuvalete gitmiyor mu? Gidiyorlar. Hepsi medeni bir şekilde yıkanıyorlar mı? Yıkanıyorlar. Öyleyse en azından 5 milyon, yani sahil kesiminde Eminönü olsun, işte Kartal, Maltepe, Pendik, bunlar zaten onun üzerine, o bölgeler çok dolu. Yani adalar üstündeki çok kolay ama o sahil tesisatına böyle bir sistem yapılmasını düşünüyorum. Böyle bir sistem olursa ne olur? Bütün evlerden gelir, sirküle olur su ve geri döner. Yani nasıl bir aynı kanala, nasıl olsa tuvaletler denize veyahut da nehire veya bir yere dökülüyor. Yani bütün tuvaletler bir su yatağına dökülüyor genellikle. Yani çukura eskisi gibi dökülen yok. Onun için yani aldığınız nehirden aldığınızı nehire vermek. Yani burada zaten belediyelerin su olayı var. Yani gidiyor onu arıtıyor, durduruyor, işte bilmem hipo şey katıyor, klor katıyor, bilmem ne, burada dinlendiriyor. Ya yani çeşit çeşit şeylerden geçiriyor. Burada gene sadece basit bir filtreden geçirip halkın nasıl doğalgaz hattını yaptırdık? Ha, o zaman insanlar şunu düşünecek. Ya ben 1 liraya tut. Ya her gün İstanbul'da şey bastığınız zaman, tuvaleti bastığınız zaman tonlarca içmediğimiz su basılıyor. Tonlarca, her gün düşünün. Her saat, şu anda bile yüzlerce sifon basılıyordur. Bu tatlı suya yazık ve gelecekte bizim başımıza bela olacak arkadaşlar. Bir telsiz zabiti olarak size bunu, yani belki beni dinleyen yüksek mertebelerde birileri vardır. Ar-Ge çalışmasını yapsın. Çok büyük bir şey değil. Bir pompa, büyük bir pompa. İşte daha ben aklıma pompa geliyor. Sizin aklınıza belediyelerin illaki bir çalışması vardır. Nasıl temizleme, denize pis suyu parçalayan. Ayrıca başka sistemler var. Şunlar yapılabilir. Tuvaletlere parçalama sistemli klozetler takılmasını, yani çevreye duyarlı tuvalet sistemi yaygınlaştırılması gerekiyor. Mesela AA sınıfı diyelim, onu da AA sınıfı olur. Gemilerde parçalayabilen, yani şimdi adam basıyor gitmiyor, bir daha basıyor bir daha gitmiyor. Ama yeni gemilerde şimdi Amerika'dan klozet, yani niye alınıyordu? Onu bana sorarsanız parçalama
separasyon sistemi var, separatör var ve parçalıyor onu, su haline geliyor ve orada o artık pislikler, evet pis konu biliyorum ama benim düşüncem, naçizane düşüncem bu. İstanbul'u, Ankara'yı, İzmir'i, yani bu bir fikir. İster düşünün, ister düşünmeyin. Ama böyle biri böyle bir şey söylemişti diye bu konuyu açtım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.